أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Evet, çok kıymetli arkadaşlar. Elhamdülillah, bir gün oruçlarımızı tuttuk. Ramazan-ı Şerif'in ilk gününü idrak ettik. İnşallah ikinci gününü yaşayacağız. Allah-u Teala lütfuyla, fazlıyla, keremiyle dolu dolu bir Ramazan-ı Şerif yaşamamızı, ihlaslı amellerle en güzel şekilde Ramazan-ı Şerif'i değerlendirebilmemizi nasip eylesin. Ayet-i Kerime okumuştuk. Ayet-i Kerime Bakara suresinden idi. 183. Ayet-i Kerime'yi okumuştuk. Orada orucun bizim üzerimize farz kılındığı beyan edilmişti. Ve devamında da Rabbimiz buyurdu ki لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Umulur ki takva olursunuz bu oruç vasıtasıyla buyurmuştu. Şimdiki dersimizde takva nasıl bir şeydir? Muttakilik nasıldır? Özellikleri nelerdir? Kısaca ondan bahsedeceğiz. İlk önce Bakara suresinin ilk ayetlerine bakalım. Orada Allah'ımız şöyle buyuruyor Celle Celaluhu. Estağfirullah. Muttakileri özellikleri sıralanırken ellezine öyle kullar ki o muttaki kullar yu'minuna bil gaybi birinci özelliği gayba iman ederler buyurdu gayba. Şimdi bu konu üzerinde biraz durmamız lazım. Gaybi olan iman. Bizler dünyada iken Allah'ımızın bizden istediği inancı Kur'an-ı Kerim'den Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bize beyan ettiği yol üzere sürdürüyoruz ki gaybi olan imanın başında Allah-u Teala'ya olan iman geliyor. Bu konuda muhakkak biraz malumatımızın olması lazım. Neden? Çünkü bizi yoktan yaratan, yaşatan Allah Celle Celaluhu bu aleme bizi kendisini tanıyıp bilip ona kulluk yapmamız için göndermiş. Ayet-i Kerime'de de buyurulduğu gibi Estağfirullah billah وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ buyuruyor Allah'ımız. Ben insanlara ve cinleri ancak beni bilsin, beni tanısın, bana kulluk yapsın diye yarattım. Demek ki yaratılışımızın gayesi, maksadı Rabbimizi tanımak, ona kulluk yapmak. Önce tanımaktan geçer. Tanımadığın zata kulluk yapamazsın. Allah-u Teala'nın sıfatları var. Nasıl ki bizim sıfatlarımız varsa Allah'ımızın da sıfatları var. Onun sıfatlarından bazılarından kısaca bahsedersek Allah'ımız vardır. Akla gelen şu soru. Allah-u Teala ne zamandan beri var? Çocuklar soruyor. Ne zamandan beri var Allah Celle Celaluhu? Ne zamandan? Zaman yokken o vardı. Zaman sonradan yaratılan bir şeydir. Zaman, mekan sonradan yaratılan. Yaratıcımız öyle bir zat ki onu hayal dünyamızda kuşatamayız. Aklına getirdiğin herhangi bir hayalinde getirdiğin bir şey o değil senin yaratıcın. Ya onun ötesinde bir şey. Hayal dünyan, hayal gücün, tahayyülün mümkün değil, kavrayamaz. Dolayısıyla Allah-u Teala cisme benzemez ki hayal edesin. Biz ancak duyu organlarımızla, gördüğümüz, hissettiklerimizle ancak ne yaparız? Hayal kurarız. Benzetme hususunda bir şeye benzetemeyiz. Niçin? Çünkü İhlas suresinde okuyoruz ya, en son ayet-i kerimede ne diyoruz İhlas suresinde? Estağfirullah. وَلَمْ يَكُرْ لَهُ كُفُوًا اَحَدٍ Onun hiçbir denge benzeri yoktur. Dolayısıyla o Allah'ımız Celle Celaluhu'nun varlığının evveli yoktur. Hep vardı o. Oraya kafam basmıyor. Olabilir. Akıl bir noktaya kadar gelir, orada kalabilir. Akılla bir her şeyi çözecek olabilseydik, filozoflar en imanlı insan olurdu. En sağlam, kavi Müslüman olurdu. Filozof dediğin insanlar akıllarını iyi kullanan insanlar. Fakat akıl tek başına yeterli bir şey değil. Bu meseleleri kavramak, anlamak, 2 kere 2, 4 gibi ortaya koymak için yeterli bir şey değil akıl. Akıl çok büyük bir nimet. Çünkü akıllı olmayan İslam dininde mükellef sayılmıyor.
akıllı olmayan, akli dengesi yerinde olmayan kullar mesul değiller. Evet, akli dengesinde sorun olan kullar mesuliyet içinde değildir. Elhamdülillah biz akıllı varlıklarız. Aklımızı eğer vahye bağlarsak, bu inen vahiy, şu ayetler niçin indirildi? Bizim aklımız yeterli olsaydı bu ayetlere ne gerek vardı? Peygamberlere ne gerek vardı? Allah-u Teala gönderdi bizi bu dünyaya. Hadi kullarım, akıllısınız, aklınızı kullanın, yolunuzu bulun. Ben sizin için sonsuz bir cennet yarattım. Bu cennetin yolunu bulun derdi. Bulabilir miydik? Bulamazdık. Nasıl bulacağız? Çünkü Allah-u Teala bize rahmet ediyor, acıyor ve bize hem uyarıcılar gönderiyor, peygamberler, hem de böyle güzel ayetler indiriyor. Şimdi biz eğer bu ayetlere kulak verirsek, biiznillah bu imtihanı kazanacağız. Allah'ımız demek ki Celle Celaluhu vardır, varlığının evveli yoktur dediğimiz ezelidir. Ezelidir. Hep vardı Allah'ımız. Zaman yokken de vardı. Peki ne zamana kadar varlığı devam edecek? Beka, Allah'ımız ölmez, la yemut. Biz ölürüz, bütün canlılar ölür, şu kainatı yerle bir edecek Allah'ımız. Bu kainatı, bu alemi kurduğu bu alemi yıkacak Allah Celle Celaluhu. Bismillah. İzâ şemsü küvvirat ve izen nücûmün kedarat. Yıldızlar döküldüğü zaman, güneşin işi bittiğinde, dürüldüğü zaman, katlanıp dürüldüğü zaman işi bitecek. İşte o zaman bu alemde, işte bu düzen bozulduktan sonra yeni bir aleme geçiş olacak. İşte o ahiret alemi, biz ona inanıyoruz. Görmedik ama inanıyoruz. Elhamdülillah, inanıyoruz. İşte Allah'ımız Celle Celaluhu bir tane canlı bırakmayacak şu dünyamızda. Bir canlı kalmayacak. Canlılar içinde bakın ne insanlar, ne cinler, ne hayvanlar, ne de melekler. Hiçbir şey kalmayacak. Aman Allah. Sonra Rabbimiz soruyor, biliyor musunuz? Soru şu. Bak ayet bunlar hep. Soru ne? Limenil mülkül yevm. Bugün mülk kimin? Bu soruyu soran Allah'ımız. Limenil mülkül yevm. Bugün mülk kimin? Kimse cevap veremez. Niye? Kimse kalmamış da onun için. Kendi cevap veriyor Allah'ımız. Buyuruyor ki Vahidil kahhar. Limenil mülkül yevm. Bugün mülk kimin diye sorduğunda Lillahil vahidil kahhar buyuruyor. Bakın Lillahil vahidil kahhar. Kahhar ve tek olan Allah'ındır mülk. Bu mülkü Allah yarattı. Bütün kainatı O yarattı. O yaşatıyor. O ayakta tutuyor. O ayakta tutuyor. Yeri gelmişken şunu da söyleyelim. Ayetel Kürsi okuyoruz biz. Namazlarımızın bittirdikten sonra Ayetel Kürsi okuyoruz. Orada biz bir şeyler söylüyoruz. Bakın diyoruz ki Allahu la ilahe illahu. O Allah ki kendisinden başka ilah yoktur. El hayyul kayyum. O diridir, haydır. El kayyum. Kayyumdur o, kayyum. Kayyum ne demek? Allah'ımız hem diri, hem ölü değil, diri, hem de kayyum. Kayyum demek bütün kainatı ayakta tutuyor. Bunu anlayalım, bunu anlamamız için ayetin devamını okumamız lazım. Bakın kayyumu anlamak için ayetin devamına bakın. Devam ediyor ayet-i kerime. La te'huzuhu sinetu ve la nevm. La te'huzuhu sinetun. Onu uyku tutmaz. Sinetun uyuklama demek. Hani diyoruz ya şekerleme böyle. Uyuklama öncesi. Rabbimiz kendini tanıtıyor. Dikkat edin. Bunlar ayet. La te'huzuhu sinetun, onu uyuklama tutmaz, o bizim gibi değil. Ve la nevm, uyku da yok, uyumaz o Allah Celle Celaluhu.
Niye acaba ayetlerine hiç dikkat ettin mi? Açın bakın. Açın ayetel kürsünün manasına bakın hemen baş tarafında. Kainatı ayakta tutuyor. Yani bende uyuklama sizin gibi bir acziyet olsa uyuklamak veya uyumak bir acziyet alametidir. Biz aciziz, uyumaya ihtiyacımız var. İki gün uyumasak üçüncü gün ayakta duramıyoruz. Rabbimiz buyuruyor ki ne uyuklama ne uyku beni tutmaz. Böyle olsa kainat yıkılır. Olur mu? Bak kayyum olan Allah kendini tanıtıyor. Böyle bir Allah'ımız var bizim Celle Celaluhu. Şimdi ona kulluk yapıyoruz, oruç tutarak, namaz kılarak, elhamdülillah. Rabbim bu yolda bizleri daim eylesin. Evet, o Allah-u Teala, o Rabbimiz Celle Celaluhu, bakın onu tanıyoruz. Bu sohbetlerimizde, özellikle şu Ramazan-ı Şerif'te Rabbimizi daha iyi tanıyıp, ona daha güzel seve seve kulluk yapma yolunda gayret edeceğiz inşallah. Hep beraber, hep birlikte. Ve bu sıkıntılı günlerden kurtulacağız hep beraber. Bunlar bizim için bir fırsat olacak. Tevbe edip Mevla'ya, Allah'ımıza yönelmemize vesile olacak inşallah. Şimdi Rabbimiz dedik, Allah'ımızı tanımak için onun sıfatlarından bahsediyoruz. Allah'ımız vardır, o ezelidir ve ebedidir. Ezelidir, ebedidir. Bir de Allah'ımız vahid, tektir Allah'ımız. İlahımız tektir. Kelime-i tevhid demek, bakın onu da güzel telaffuz edelim. Kelime-i tevhid, la ilahe illallah. La ilahe illallah. Ne demek? Allah'tan başka ilah yok diyoruz. La ilahe, hiç ilah yok, illallah, ancak Allah var. Bunun yanına da bir ayet-i kerime okuyalım. Bakın Rabbimiz bu konuyla alakalı buyuruyor ki estağfirullah. Şöyle bir ayet-i kerime. Şayet diyor, şimdi hatırlayacağım inşallah, okuyacağım. Şayet yerde ve gökte Allah'tan başka ilahlar olsa diyor ayet-i kerime. Yerde ve gökte Allah'tan başka ilahlar olsa, lefesedete, elbette yerde gökte fesat olur diyor. Lev kâne fîhime âlihetun illallah lefesedete. Lev kâne fîhime, şayet yerde ve gökte olsa, ne olsa, âlihetun, ilahlar olsa, neden başka? İllallah. Allah'tan başka yerde ve gökte ilahlar olsa ne olur? Lefesedete, yerde gökte fesat olur. Fesat olur. Bu ahenk bozulur, bu düzen bozulur. İki başlılık olmaz. Hele hele ilahlık hususunda. Rabbimiz haber veriyor. Ben tekim diyor. Tekim. Kul. De ki, hüve o, Allahu Allah ehadun ehad. Birdir. Allah birdir. İki tane Allah, üç tane olmaz. Evet. Demek ki Rabbimiz tektir, birdir. Dört tanesini saydık. Ne dedik? Vücut, kıdem, beka, vahdaniyet, muhalefetün lil havadis. Türkçesini söyleyelim. Yarattığı hiçbir şeye benzemez Allah-u Teala. Yarattığı şeylerin hiçbirine benzemez Allah-u Teala. Ne meleklere, ne peygamberlere, ne yerlere, ne göklere. Hiçbir şeye benzemez. O tektir. Sonra kıyam bi nefsihi. Varlığı kendi zatındandır. Yani onu var edecek bir güce onun ihtiyacı yoktur ki öyle olsa ona ilah diyemeyiz. Allah'ımızın varlığı kendindendir. Yani bunu biraz aç da anlayalım derseniz, yani bu konuyu şöyle anlarız ancak, varlığı kendindendir deyip noktayı koyacağız. Evet, varlığı kendinden. Allah'ımız Celle Celaluhu hakkında belli bir bilgiye sahip olarak onun hakkında malumat edineceğiz. Fakat onun zat-ı pâki subhaniye deniyor. Bakın ince bir konu. Onun öz zatını kavramamız, tam anlamamız mümkün değil. E nasıl mümkün? Evet, mümkün değil.
Evet, akılların ötesinde bir varlık da onun için. Biz söz dinlersek, bu İslamiyet'i güzel yaşarsak, Allah-u Teala bizim ufkumuzu açacak. Evet, açacak. Yaşayarak olur. Çok ilim sahibi, şeytan çok ilim sahibi ama bak kurtaramadı. Yani sadece kuru ilimle olmuyor. Söz dinleyip yaşayacağız. Nice dağ başlarında böyle basit gördüğün veya efendim hücre köşelerde yaşayan nice insanlar var ama Allah'a dostluğu yakalamışlar. Çok öyle ilim böyle tahsil etmemişler. Öyle bir allame durumları da yok ama Rabbimize dostluğu yakalamışlar. Biz de yakalayabiliriz bu dostluğu. İlim sahibi olacağız, bilgili olacağız, donanımlı olacağız ama aynı zamanda da bir o kadar mütevazi olacağız inşallah. Rabbim cümlemize bu işi becermeyi nasip eylesin diyelim. Şimdi bugünlük Rabbimizin bu 6 tane sıfatını öğrenmiş olduk bugünlük. Bundan sonraki derslerimizde Allah-u Teala hakkında malumatımız yine olacak. Devam edeceğiz inşallah. Yani kısa kısa gidelim diyoruz. Mümkün mertebe uzun soluklu olacağı için elhamdülillah hemen hemen her gün böyle kısa kısa sohbetler edeceğiz. Sizinle paylaşacağız. Rabbimiz Celle Celaluhu kendisini en güzel şekilde tanımamızı nasip eylesin. Bu ayet-i kerimelerin devamı gelecek inşallah. Allah'a emanet olunuz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.